Merhaba merhaba Melda Ücra TV'den merhaba. Sizler istediniz, ben de aradım. Sağ olsun kırmadı. Devrim Akyıl'la aylar aylar sonra yeniden buluştuk Melda Ücra TV'de. Finansal stratejist, ekonomist Devrim Akyıl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melda'cığım. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Koş, 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 koş devam ediyor hayat. Bu hayatın içerisinde koştururken haber de bize çok malzeme veriyor. Şimdi bir baktım, ah manşeti SPK Başkanı vermiş dedim. İlk sorumuz da buradan gelsin dedim. Hemen bir bunu sorarak başlayalım. Çünkü SPK Başkanı Sayın Gönül diyor ki açığa satış yasağının kaldırılması için çalışıyoruz. Teknik altyapısını yapalım, kısa sürede kaldıracağız. 2025'e kalmayabilir bile diyor. Yani hemen hemen diyor. Bu hani hemen buyurun borsaya buyurun tarzı bir açıklama mı? Nasıl okusun yatırımcı bu açıklamayı? Evet, yani Sayın SPK Başkanı'na ben 92 yılından beri piyasalarda işlem yapıyorum, Türk Borsası'nda da. Hatta 94 yılında brokerlik lisansımı aldığım sırada orada ilk bilgisayarlara geçilirken İstinye'de açığa satış tuşu vardı klavyelerde. Onun için hani bu açığa satış üzerinde çalışılacak bir şeyse, yani 30 yıl önce vardı şeyde, tuşu bile eklenmişti. Çok da çalışılacak bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Zaten hazır olmaları gerekiyordu bugüne kadar. Yani şöyle, şimdi bu konu çok enteresan. Yabancı büyük kurumlar piyasayı manipüle ettiğini söylediğimiz birkaç kurum, robotlarla falan, veya bir kurum, iki kurum neyse, zaten açığa satış yapıyorlar. Yani o otomatik olarak onların işlemlerinde doğru dürüst maalesef denetlenmediğini görüyoruz. Uyarıyoruz bu konuda. Piyasa bozucu eylem de yapıyorlar ve bu konuda daha iyi denetlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve piyasanın bu kadar, yani bazen tabii ki piyasaları hareket ettiren, borsaları hareket ettiren etkenleri incelediğimiz zaman, ki ben bunun üstüne eğitimlerinde çok üstünde duruyorum, %50'si genelde yarı yarıya makro sebeplerdir. Yani faiz yukarıda mı, enflasyon ne oluyor, ülkenin ekonomisi, sosyoekonomisi, sosyal ve ekonomisi nasıl gidiyor? Genelde budur veya bilançolar iyi midir, kötü müdür? Genelde budur oynatan piyasayı. %30 civarı böyle bir teknik sebeplerdir. Yani teknik analiz çok düşmüştür de buradan çekecektir, çok çıkmıştır da satış gelir filan. %20 civarı da mekanik dediğimiz sebeplerdir. Yani işte piyasada bir oyun bozucu eylem yapan vardır veya birisi çok pozisyona girmiştir, kredisi vardır, sıkıntı yaratır veya bir kurum güçlüdür, piyasayı manipüle eder, bastırır açığa satışlarla ve fiyatlar olmadığı yere gelir, ki Türkiye'de birazcık bu üçüncüsünün son dönem etkin olduğunu görmeye başladık. Tabii ki makro sebepler harika demiyorum, ciddi anlamda sıkıntılar var ülkemizde. Ama bu hareketin bir kısmını da mekanik sebeplerle bir kurumun ciddi anlamda vadeli işlemler borsası üzerinden short pozisyon açarak bastım. Şimdi insanların tepkisi şuydu: ya birileri yapabiliyor, büyükler veya yabancılar, biz niye yapamıyoruz? Yani düşerken biz de pozisyonumuzu çıktık ama hani borsanın düşüşünden de faydalanabilir. Hatta açığa satışın şöyle bir önemi var. Yani önce alıp normalde sonradan satarsınız ama piyasanın düşeceğine inanıyorsanız siz önce satıp sonra aşağıdan yerine koyabilirsiniz. Yani hisse senedini bir kurumdan ödünç alarak yapabilirsiniz. Vatandaşın aslında yapabilmesi gereken bir eylemdir. Piyasalar için de sağlıklı bir dinamiktir. Çünkü düştüğü zaman bazen herkes karamsarken o açığa satanlar zaten kapatmak zorunda olduğu için pozisyonu, tahtalarda yani hisse senetlerinin ekranlarında her zaman alıcı olur. Dolayısıyla piyasanın kötü gününde bile alıcı olmasını sağlayan doğru bir mekanizmadır açığa satış aslında piyasanın. Ama Türkiye'de uzun zamandır açığa satış mekanizması kapalıydı. Onun için hani bunun açılacak olması bence her türlü iyi bir gelişmedir. Ama zaten hani bunun birkaç hafta önce, sanırım bir ay kadar önce zaten bunun üzerine çalışıldığına bir kere daha bir haber olarak geçmişti. Şimdi SPK Başkanı'nın bizzat ağzından bu açıklama geliyor. Yani bu kadar piyasa değiştirici bir şey değil. Bu fiyatlar da çok anlamlı değil. Fiyat yukarıdayken daha anlamlı olurdu. Yani ne zaman o sıralarda yabancılar yaparken bu işlemleri, Türk yatırımcısı da, küçük yatırımcı da bunu yapma şansı olabilirdi. Ve buralarda en azından birazcık belki kendini korurdu, varlığını korurdu. Gecikmiş ama doğru bir karar olarak söyleyeyim. Anladım. Gecikmiş ama doğru karar. Şimdi zaten yapanlar yapıyor diyorsun. Yani bu çok net bir şey ve hatta şey deniyor, hani BOFA'ya bak, yönü belli et gibi, bireysel yatırımcıda bile böyle bir kanaat oluştu. Şimdi şuraya borsa demişken buradan devam edelim izninle. Borsada 11.250 diye bir seviye var değil mi? Karşımızda duruyor. 11.250'ye ne kadar yakınız, ne kadar uzağız? Tabii ki şu an baktığımda biz bunu, bu yayını 26 Kasım saat kaç? 11.17 gibi. Şu an borsa 9.641'lerde benim
benim aplikasyonda satıcılı. Şimdi rally başlar mı? Rekor seviyeye tekrar ne zaman görürüz? O seviyeleri görür müyüz? 2025 bunun için ne kadar bize iyi kazanç vaat ediyor borsa yatırımcısı için, bize derken? Evet, şimdi 2025'te rekor seviyeleri göreceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Onu söyleyeyim yani. 2025'te borsa rekorları görecektir. Onu net başlık olarak söyleyebilirim. Ama manşet geldi diyorsun. Buyur. Aynen. Ama niye, onun ana sebebi ne ya? Şimdi borsa 11.250 üstüne gitmesi yeterli mi? Ya şimdi Türkiye'de bir enflasyon gerçeği var ve ne kadar böyle sıkı para politikası, enflasyonu düşüreceğiz filan deseler de böyle bir politika uygulanmadığını vatandaş çok iyi biliyor. Ve profesyonel yatırımcı da iyi biliyor. Dolayısıyla enflasyonun olduğu ortamda zaten borsanın tamamen uzun süre sürekli aşağı gelmesi diye bir kavram olamaz. Biz 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başlarında ve yani bu piyasada trade eden insanlar olduğumuz için o yüksek enflasyon ortamında borsanın zaten çok aşağı gelemeyeceğini ve şirketlerin de o enflasyonu yansıttıkları için dönem dönem yani fiyatların yukarı doğru gitmek zorunda olduğunu biliyoruz. Ha, bu çok kazandıracak anlamına gelmiyor, yanlış anlaşılmasın, ama bizim borsanın iyi analiz edildiği zaman 1986 kuruldu, 86 yılından beri aslında dönemsel başarıları var. Yani hani böyle bir Amerikan borsalarına baktığınız zaman bir S&P'ye böyle 100 yıllık falan hep belli bir getiri, düzenli bir getirisi var uzun vadede. Bizim borsanın maalesef böyle çok iniş çıkışı var. Özellikle dolar bazında incelediğimiz zaman böyle büyük getiriler sunamıyoruz maalesef. Ama Türk lirası bazında enflasyon bazında sürekli olarak yukarı giden bir borsa var. Çünkü enflasyona önlem alamıyoruz. Fiyatlar yukarı gidiyor. Dolayısıyla rekorlar gelecek. Ama bu borsa süper olacak anlamına gelmiyor. Sadece kısa vadede de bunları söylerken çok karamsar değilim borsa için. Yayının başında anlattığım mekanik sebepler borsanın da üstünde bir etken. Eğer borsayı şu anda birazcık el atsa şu anda devlet, birazcık ilgilense, yani ben bir süredir ilgisiz kalınır. Hatta oranın böyle çok değerlenirse orada bir para yaratma mekanizması, yani varlıkla beraber bir enflasyonist etki yaratabilir diye ben ekonomi yönetiminin kafasında ya borsa da aşırı şişmesin, sonra orada da enflasyonist etki yaratabilir diye bir düşünce olduğunu düşünüyorum. O açıdan oraya birazcık böyle negatif baktılar. Sabah 9 yayın tam borsa açıldığı saatlerde borsaya vergi getireceğiz söylemleriyle falan, hatırlarsan geçmiş aylarda bunları yaşadık. O açıdan borsaya aşırı iyimser değillerdi, ama bence şu anda bu faiz indirim sürecinin başlayacak sinyalleriyle beraber borsanın önünün biraz açıldığını ve o mekanik sebeplerle borsada bir kurumun ciddi anlamda vadeli işlemler borsasında short pozisyonla aşağı bastırdığını biliyoruz. İki kontrattır. Ben bu kontratta onun biraz sıkıştırılarak yukarı doğru borsanın düşünülenden daha da iyi bir performans verme ihtimalini değerlendiriyorum. Bu sıkıştırma olursa evet düşünülenden daha da sert bir hareket olabilir yukarı doğru, short kapatmak zorunda kalırsa. Ama bu sıkıştırma becerilemezse evet borsa çok kötü olmaz, ama böyle birazcık da yatay iyimser bir seyirde seyredecek yıl sonuna kadar. Ama ben genel anlamda borsanın o 8500'lerde orta vadeli bir dip olduğunu düşünüyorum. Oranın aşağı kırılmasını beklemiyorum ve belli bir tempoda borsanın orta vadeli olarak faiz ineceği varsayımıyla biraz daha iyimser. Söylediğim gibi bu ekonomi çok daha iyi gidecek değil. Ekonomide birazcık enflasyonla mücadelede artık becerilemediğini kabul edilmesi ve işlerin biraz daha haline bırakılması şeklinde olacağı için. Yani o biliyorsun parasal genişlemeyi sever borsa. Parasal genişleme ortamlarında da borsa yukarı gider. Bunun da bir gerçeği var. Evet. Yani ondan sonra da şey diyoruz aslında, o kadar çok soru geliyor ki aklıma, yani o zaman ikinci nasıl dönemi mi, o zaman ne olacak, hani iyi oldu olmadı, enflasyonla mücadele, enerjilikleri gittik, erken seçim mi olur, ekonomi yönetimi değişir mi, senaryo o kadar çok ki, hani hakikaten biz habercilere malzeme çok, ama biz bunu istiyor muyuz? Hayır yani, bu kadar malzeme. Evet, yani şöyle Finlandiya gibi yaşamak istemiyorsun muhtemelen, yani sıkıcı, çok sıkıcı, alışkın değiliz, o bir rahatsızlık yaratır, ama bu kadarı da biraz fazla sanki, değil mi? Şimdi böylesi bir haber akışı ve gündem temposunda bankalara satış geldi aslında, değil mi? Yanlışsam düzelt lütfen. Şimdi cazip hisseler değişiyor mu? Yani buradaki hareketi nasıl görmek lazım? Bu denerken, borsa yukarıyı denerken 2025'te de rekor gelir derken sen işte GEO'yu gördük, bankaları gördük. Peki şimdi sıra nerede? Burada mı, yoksa başka hisselerle bu hareket devamını getirir mi? Hangi sektörler, hangi hisseler desem?
Evet, şimdi ben yani bankalar birazcık şimdi faiz indirilen ortamda aslında para kazanırlar. İlk hamlede onun için faiz indirme hamleli önce bir bankalar yürüdü. Ama bankalar bir süredir zaten çok da ucuz değiller yani iyi bir performans verdiler önceki hareket esnasında. Şimdi son devlet durmadan oynamalar yapmaya çalışıyor. Para piyasası fonlarında para birikti biliyorsun. Para oraya trilyonun üstünde para aktı oraya. Şimdi ne yapıyorlar? Onun içine onlar gecelik repo piyasasını temsil ediyordu. Onun için vatandaş hani ne olur ne olmaz diye oraya akın etti. Parasını oraya park etti. Şimdi onların içine uzun vadeli tahvilleri sokuşturarak bir anda hem dolaylı vergi almış oluyor hem de bankaların karlılığına bir müdahale etmiş oluyor dolaylı yoldan. O açıdan bunları gördükçe aslında ya işte bu bankaların biraz faizler inerken ilk hamlede para kazanacaklar ama vergilerle, stopajlarla filan onun anlayacağı ellerinden alınıyor mu bu miktarlar gibi de söylemler. Ya birazcık kafa karışıklıkları yaratabiliyor. Ben banka hisseleri çok ilgimi çeken bir sektör değil. Yabancılar kolay alınıp satıldığı için oralara girip çıkıyorlar. Ama benim hani ilgi alanım daha ucuz kalanlar. İşte ben hani enflasyonun pek mücadele olmadığını düşündüğüm için yine enflasyonist sektörlere, perakende gıda, içecek sektörü, işte bu perakende satış mağazalar sektörleri. Yani enflasyonun en çok yaradığı ve bu dönemde çoğu bilançosunda çok dramatik sonuçlar olmadı. Tam tersine bilançoların çok sert vurduğu dönemlerde karlılığını devam ettiren sektörler bunlar dikkatli incelendiği zaman. Ben 2025'te de bu sektörlerin iyi gideceğini düşünüyorum. 24'te kötü kapamayacaklar. Onun için biraz daha oralara daha yoğunum. Gayrimenkul sektörü bence inen faiz ortamından böyle patlamayacak. Yani ben karamsar değilim. Yani aman hani diyorlar ya çok sıkı para politikası var sakın ev almayın. Öyle bir şey olamaz. Türkiye'de öyle bir şey hiçbir zaman. Ya çok geçici dönemler. Evet evde bir gayrimenkul sektöründe bir balon oluştu. Onu kabul ediyorum. Ama o balonun ben zaten son 1,5 yılda bir miktar indiğini ve bu analizleri yapan ekonomist arkadaşlarımızın veya gazeteci arkadaşlarımızın biraz daha Türkiye gerçeğini, Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı geldiğini, bu insanların bir yerlerde yaşamak zorunda olduğunu ve Türkiye'de de geleneksel bir eve yatırım olduğunu. Onun için hani faizler çok yukarıda. Faizler çok da yukarıda değil aslında. Evet yukarıda. Çünkü 8,5'tan geldik 50'lere falan ama Türkiye'de enflasyon kimse 40'larda falan olduğuna inanmıyor. Yani gerçek enflasyonun çok daha yukarıda olduğunu vatandaş biliyor. Onun için enflasyona karşı da uzun vadede gayrimenkulün hani doğru kötü bir yatırım değil ama hani borsa bacağında gayrimenkul sektörü çok ilgini çekmiyor açıkçası. Yani öncelikli o sektör olarak görmüyorum. Onu da hani not olarak şey yapalım, düşelim. Evet, sorunun yanıtını verdin ama o arada GEO demişken hani konut almalı mı almamalı mı? Geçtiğimiz hafta İş Bankası Genel Müdürü'yle de özel bir röportaj yaptım bir toplantı nedeniyle. Orada söylediği aslında 2025'te de konutun iyi olmayacağı yönündeydi. Krediyle peki vatandaş neye hazırlansın dedim. O da dedi ki 2025 hani bir şey alma değil, nakde geçmek için satma yılı. Şimdi izleyicilere baktım. Yatırım tavsiyesi gibi almışlar ama onu demiyor aslında. Yani zora giren insanlar satmak durumunda kalacak diyor. O günkü hani röportajı yapan kişi olarak algıladığım ve net aldığım mesaj bu. Sen ne dersin buradan? Hani hem konutu var bunun içinde, otosu var, enflasyona karşı param erimesin diye bir şeyler alma derdi var. Dediğim gibi insanlar konut için farklı bir yere koyuyor. O alışkanlık var. Evet ya şimdi konut ihtiyacı olan zaten bence sorgusuz sualsiz yani eviniz yoksa ve bir birikiminiz olduysa hep söylüyorum mesela ben altın gümüş yatırımını seven bir insanım ve bunu uzun vadede doğru yatırım olduğunu sepetlerde bir miktar bulundurması gerekir ama bu mesela bu yıl çok ciddi kazançlar elde edildi dolar bazında mesela onlarda dahi dedim ki hani eve ihtiyacınız vardı eviniz yoktu altında yükseldi tabii ki satıp alabilirsiniz yani onda bir sorgu sual yok ama hani konutta bir miktar fiyatlanmış konutların olduğu bir gerçekti ama son 1,5 yılda ben bunun bir miktar törpülendiğini düşünüyorum. Türkiye'de de nüfus artışının hızının yavaşlamadığını görüyorum. Yani ben İş Bankası Genel Müdürü beyefendiye tam katılmıyorum. Yani evet böyle uçacak kaçacak demiyorum. Ama ben uzun vadede yani 2025 boyunca da bu sıkı para politikasının böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. O açıdan fiyatlamalar da biraz rahatlamalar olacak. Faizler böyle gidip de ben yabancı raporlar yazdı %30'lara düşecek şu ben onun da olacağını düşünmüyorum. Bir miktar faiz indirimleri olacak o da piyasaları biraz rahatlatacak. Ama biz 1980'lerde 90'larda gördüğümüz o hani
%60'lar, 70'ler faizler, enflasyon, paralel, kur o da civarda artan döneme geçmek zorundayız. Yani şu anda tamamen yanlış bir kur politikası üzerinden giden bir sistem var. Bu yanlış kur politikasının sürdürüleceğini varsayıyor sistemdeki arkadaşlarımız. Beyefendi, genel müdür beyefendi de, piyasanın şu anda mevcut çalışanları da. Herkes tabii kendi pozisyonuna göre konuşmak zorunda. Benim herhangi bir pozisyonum yok. Benim pozisyonum vatandaşın pozisyonu, yatırımcının pozisyonu. Onun için ben kimseye bağlı bir yerine çalışmadığım için kimsenin şeyine, çıkarlarını korumak zorunda değilim. Onun için rahat rahat konuşabiliyorum. Diyorum ki ben kişisel olarak ne yapıyorsam onu anlatıyorum. Yani ben kazanırım, kaybederim. Hani o ayrı bir konudur ama kişisel olarak ben evet ev yatırımının, doğru ev yatırımının, yani kiraya baksınlar. Mesela 10 yıllık kiraya yaklaşan konut bence her türlü, her ortamda alınır. Yani Türkiye'de de, dünyada da. Ama 20 yılın üstüne çıkmış kirası, kira getirisi, 20 yılın üstüne çıkmış evler tabii ki pahalıdır. Yani bir ara biz 40'lara, 50 yıllara falan geldik. O fiyatlar alınmaz tabii ki. Yani o fiyatlardan yatırım asla yapılmaz eve. Ama şimdi 10 yıla yaklaşmış, hatta bazı yerlerde bunun altını gördüğüm oluyor. Bence bunlar bir fırsattır. Onun için hani kesin şöyle olacak, kesin sakın yapmayın. Ben böyle söylemlere katılmıyorum. Hani bir emlak yatırımının harika olduğu da söylüyorum. Ama kazanan, bizim piyasalardan özellikle para kazandıysanız, borsadan, oradan, yani kazanabildiyseniz, zor bir yıldı. Kazanabilenler tabii ki bir miktar parasını çekip belki de evden çok tarım arazisi daha iyi bir yatırım olabilir orta vadeli olarak. Daha kazançlı olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle kenara atmak için tarım arazisi daha doğru olabilir ama söylediğim gibi ev olmayan için mutlaka her zaman ev yatırımı doğru bir yatırım yani. Evet. Arada dolar dedik. Dolar deyince de sormamak olmaz. Aslında şöyle, geçenlerde bir diğer değerli isme de aynı soruyu sordum. Onu da sormak istiyorum. Dolarda herkes neden yanıldı dedim. Çünkü hani çok parametre var tabii ki de. Hani beklenti anketine hadi bakalım her şeye geçelim. Tahmin 40'tan 35'lere geldi bu yıl sonu için. Hani 2025 için o zaman ne olur? Biraz önce çünkü dedin ki... dolarda hala böyle gidileceği düşünüyor, bu senaryo düşünüyor. Ne senaryosu düşünsün yatırımcı dolarda? Mesela sepetin kaçta kaçı olsun dolar? Evet, ya şimdi dolarda yanılma olayı şöyle. Dolarda Merkez Bankası aslında ekonominin kendisi yanıldı. Yani neden? Çünkü biz ekonomi yönetimi ne söylediğini dinliyoruz. Ona göre aslında bir senaryo geliştiriyoruz. Ekonomi yönetimi göreve geldiği zaman ne dedi? 2024 yılında, Mehmet Şimşek'in kendi sözleri, Sayın Ekonomi Bakanı'nın, dedi ki 2024 yılında içerideki üreticiler, piyasa daralacak, içeriği daraltacağız, lütfen ihracata yönelsinler dedi. Siz üreticiyseniz ne anlarsınız bundan? Demek ki içeride pazarı daraltacaklar yüksek faizle, ama demek ki birazcık kurları yukarı doğru rahat bırakacaklar ki biz ihracat yapabileceğiz yani. Çünkü hem faizi yukarı çekip hem kuru aşağıda tutarsanız bizim şansımız kalmaz. Biz dükkanı kapatırız. Sonuç, dükkanı kapadılar. Yani şimdi bir ekonominin başına gelen bir kişinin söylemi sizi batıracağız demedi ki. Yani biz tam tersine siz ihracata yönelin. İhracata yönelen bütün şeyler battı ve dükkanını kapattı. Şimdi bu insanları yanıltan ekonomi yönetimi. Dolayısıyla hani kurla ilgili, ya biz ama orta vadeli kur tahmini vermiş. Şimdi bütün bunları hazırlarken yurt dışına, uluslararası piyasalara çıkıp para bulmakla ilgilidir. Yani herkes zannediyor ki ekonomi dövizi var, kasasında şu var, bu var. Ya kasasında ne olduğundan çok Türkiye'nin öyle ya da böyle cari açık veren bir ekonomik modeli var. Ve Türkiye'nin bütün ekonomik modelinde sürekli olarak dövize ihtiyacı var. 500 milyar dolar üzerinde borcu var. Borcunu kapatması lazım. Bu borcu nasıl kapatmazsa döviz bulması lazım. Döviz bulmak isteyince de döviz borcunuz varsa ve alacağı bir yerden para ihtiyacınız varsa borcu verecek olan belirler aslında. Faizi de kuru da. Yani dünyayı gezdikleri zaman onlara deniyor ki evet ben sana 100 milyar, bize 100 milyar dolar verin deniyor mesela. Ha, 100 milyar dolar veririm ama şu kurdan veririm. Şimdi öyle bir durum oldu ki biz kuru 60 lira, 70 lira, 100 lira bile yapsak ben şimdi sana para vermem. Sen buralarda takıl. Sana 20-30 milyar dolar carry trade'le finanse ederim dedi IMF. Şimdi bunu gördüğünüz anda senaryo değişti. Ne oldu? Bizi daha çok soruna sürükleyen bu kur politikası uygulandı. Şu anda Türk ekonomisini, büyük bir üretim ekonomisini büyük bir girdaba sokan ve dünyanın en pahalı ülkelerinden biri haline getiren bu kur politikası 7,5 aydır ciddi anlamda yanlış şekilde uygulanıyor.
Ve bu yanlışlığı vatandaş fark ediyor. Onun için vatandaş ısrarla dövizini veya döviz bazındaki ürünleri bozdurmuyor. Ne oluyor? Ama yabancı veya işte belli bir bu kesimle yakın haberli olan, ben nasıl olsa tüyoyu alırım diyen bir kesim dövizini bozdurdu ve TL'ye geçti. Ama onun da görüyoruz ki geçen hafta yavaş yavaş tüymeye başladılar. Tüymek derken amiyane bir tabir kullanıyorum. Çünkü gerçekten bakıyor, %50'sini pozisyonu kapadık, %50'sine de bakıyoruz diyor. Şimdi yani bunlar karını aldı. Bu para kimin cebinden çıktı? Hepimizin cebinden çıktı. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Dedik ki böyle bir yanlış politika. Yani siz kuru arttırmadan faizi arttırırsanız ülkeye para girmez. Vatandaş parasını çevirmez. Ülke ekonomisi sıkışır. Sıkıştı. Dolayısıyla bu sıkışıklık 2025 boyunca da devam edecek. Edemez. Yani bir yerde buna bir yol vermek zorunda kalacaklar. Onun için öyle orta vadeli kur tahminleri 2025'te de bir şey olmaz. 26'da da bir şey olmaz. Ya Türkiye'de yarının olacağını öngöremeyen insanlar bize 3 sene sonra bir şey olmayacağını anlatmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki 32 senedir bu piyasada bir fiil trade ediyoruz. Her ekranda neredeyse her fiyattan işlem yaptık, aldık, sattık. Türk borsasından, Amerikan borsasına, döviz kurundan altınına. Ben de diyorum ki öyle kurla ilgili tahminler, uzun süreli tahminler bir makro senaryo içerisinde bir rasyonaliteye oturtulması lazım. Şu anda Türk lirasının değeri dünya nezdinde aşırı değerli. Bunu da herkes biliyor. Bu bir fiyatlama. Yani bir hamburgeri aynı yerde dünyanın değişik yerlerinde fiyatlıyorsunuz, gidiyorsunuz, aynı ürünü, aynı mağazası olan ürünün fiyatına bakıyorsunuz. Türkiye şu anda 49 lira 50 liralara gelmişse aynı hamburgerin fiyatı ve gayri safi milli hasılası bizim 10 katımız olan ülkeden daha pahalıysak demek ki Türk lirası aşırı değerli. Bu da sürdürülemez. Ne kadar sürdürülemez? Birkaç ay daha gider ama bir yerde ilk fırsatta o parayı bulabildiğimize inandığımız andaki ben 20 Ocak tarihine işaret ediyorum. Neden? 20 Ocak'ta Trump yemin edecek. Yemin ettikten sonra da artık hadi bakalım ne oluyor'a girişilebilir. Bu açıdan Şubat ayı Türkiye için önemli bir döngü ayı olabilir. Şu anda uygulanan politikanın da belki sen de hatırlarsın 2000 yılında IMF'in bize bir dayattığı politikayla aynı kur çıpalı bir model uyguluyorduk. 2000 yılının Kasım ayı sonu bir bankacılık krizi, 2001 Şubat'ı da bir devalüasyonla sonuçlandı. Onun için döngüler bir benzerlik gösterir. Tarih tekerrür etmez ama kafiye yapar der Mark Twain, ünlü yazar. Yani benzer aralıklarda benzerlik gösterir ve o tip hareketi beklememizde bir sakınca yok. Bu sistem tıkandı. Görüyoruz enflasyonla mücadelede artık koy vergisine doğru yavaş yavaş bir metoda geçmeye başladılar. Dolayısıyla hani faiz bu enflasyon düşmeyen enflasyonda faiz indirilmeye başlanacaksa yavaş yavaş burada bir kura da yol vermeye başlanacağını düşünüyorum. Yani 2024'ün ilk 2025'in ilk çeyreğinde dikkatli olmamız gerektiğini ve burada bir hareketlenmenin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla soruna dönersek portföy sepetinde ben direkt para birimlerini yatırım aracı olarak görmem ama döviz bazında, dolar bazında ürünleri her zaman yani dövizin fiyatına bakıyoruz. Ucuzsa işte altındı, gümüştü, onlar da dolar bazında fiyatlanıyor. Dolar da bir miktar tabii ki portföy sepetinize kendinizi korumak amacıyla bir miktar tutup ilk fırsatta bir devalüasyonda çevirip Türk varlıklarına çevirmek için hazır teyakkuzda bekliyorum açıkçası. Ama bu fiyatlardan ben portföy sepetimin büyük kısmını asla bozdurup, yabancı varlıkları bozdurup, Türk lirası varlıklara henüz geçmiyorum işin gerçeği. Yani %25'i sadece Türk varlıklarına, o da Borsa İstanbul için ayırdım. Onun dışındasını geçmiyorum. Çünkü bu fiyatlardan geçip de bir gecede yaşayacak bir dramı karşılayacak kadar kendimi zengin hissetmiyorum. Geçmiş tecrübeler böyle davranış şekli getiriyor da diyebiliriz bir anlamda. Şimdi çok soru var aslında. Trump var, mevduat var, altın var, bitcoin var. Süreyi de sağlıklı kullanmak istiyorum. Hemen şuna geleyim o zaman. Trump olsun. Trump çünkü ateşledi tekrar altını diyebiliriz bir anlamda. Ateşkes haberiyle Netanyahu ve şimdi ne oluyor dediğimizde ateşkes haberiyle %3,3 düşen bir altını gördük. Ons bazında konuşuyorum. Orada bir ne oluyor dedirtti. Sonrasında şu anda 2614'lerde yine aşağı ama Trump'ın tarifeleriyle yani ne yaptı? Meksika'ya, Çin'e ve dedi ki biraz önce söyledi dikkat çekti.
Evet, Kanada'ya ben 20 Ocak'ta gelir gelmez onlara bu tarifi uygularım kardeşim dedi. Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25, Çin'den gelenlere ek %10 gümrük vergisi uygulayacağını söyleyince bir anda dolar ve altın hesabı değişti. Ne oldu, ne olabilir? Altında özellikle hani alarmlar nerede yanıyor al ve sat için, onu da paylaşırsan sevinirim. Evet, hepsini bir şeyde yanıtlamaya çalışayım aslında. Şimdi bir defa altın ve gümüş Trump'ın döneminde aslında 2016-2020 döneminde değer kazandı dolar karşısında. Onun için hani ya Trump geldi altına vuracak, doları güçlendirecek, bu söylem yanlış. Yani hani insanlar şu anda ilk izlenim öyle ya, altın Trump geldi ya kazandığı andan itibaren vurdular. İşte Trump, ama işin gerçeği Trump'ın önceki döneminde, bu seferki tam tersine daha da genişlemeci olacak. Çünkü hem senatoyu hem kongreyi ele aldığı anda, temsilciler meclisine hepsi cumhuriyetçiler geçince daha böyle umursamaz davranacaklar. Dolayısıyla altının, gümüşün yükselişinin arkasında genel sebebi, herkes zannediyor ki barış olacak, düşecek falan. Ya genel sebep Amerikan dolarının artık borçlanamıyor. Amerika'nın artık bu oranlarda borçlanamaması, Amerika'nın 36 trilyon dolar borcu, 36 trilyon dolar geçmiş borcunu ayda, yani 3 ayda bir 1 trilyon dolar eklemeye başladı. Bu ivmelenerek devam ediyor. Bunun da ana sebebi kimse Amerika'ya bu kadar yükseltmesine rağmen, bak %0 olan faizleri %1'lerde seyreden faizlerini %5'lere getirmiş durumda. Hala kimse Amerika'ya, yani Batı, şey Doğu ve dünyanın önemli bir kısmı o borcu vermiyor. Tam tersine gidiyor. Diyor ki ben Amerikan dolarına para yatıracağım ama gider altın alırım. Kasasına altın doldurmaya devam ediyor. Onun için altın geri çekilmelerde alım fırsatı olmaya devam edecek. Yani yatırımcı buraya böyle bakarsa, ama hani biraz daha gelir %3-5 daha düşer. Tabii ki düşebilir ya öyle. Ama dramatik düşecek, bitti altının dönemi söylemine katılmıyorum. Ama genel anlamda piyasalarda Trump'ın bu dengesiz hali. Yani şimdi söylediği şeyin Kanada'ya, Meksika'ya, Çin'e ya kimden mal alacaksın? İşte biz üretim ekonomisine geçeceğiz diyor ya. Ya nereye üretiyorsun? Senin öyle bir üretim mekanizmi, hem içeride ucuz üretecek insanları, işte sığınmacıları, o kendi ülkesindeki şeyleri sınır dışı edeceğim diyor. İçeride de üreteceğim. Ya sen içeride bir şey üretmeye kalk. Yani bir ürün saati aylığı 100 dolara çalışan adam varken sen saati 25 dolara çalışan adamlara mı ürettireceksin? Ya böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir mekanizma çalışmaz. Çalışmayacağı için söylemde kalacak. Ama bu söylem ilk başta bu piyasalarda oynaklık yaratıyor. Onun için Trump'ın söylediklerinin hiçbir tanesini doğru şekilde uygulama ihtimali dahi yok. Ama bu söylemlerle o manipüle edecek piyasayı. Sanki böyle çok, mesela Çin ekonomisi 2016-2020 önceki Trump dönemi, Çin'le sanki böyle büyük bir savaş vermiş gibi anlatılıyor. Öyle bir şey yok. Çin en güçlü dönemini Trump zamanında yaşadı. Yani onun için burada böyle hani sanki böyle bir şey yapıyormuş gibi gösterip çek. Trump'ın tek faydası dünyaya muhtemelen bu Putin'le olan ilişkiyi birazcık yumuşatmaya çalışacak. Yani kuzeyimizdeki gerilimi azaltacak, ama onu da dikkat edersen Biden hükümeti gitmeden öyle bir seviyeye çekmeye çalışıyor ki, 3. Dünya Savaşı seviyesine çekmeye çalışıyor ki Trump onu yumuşatsa da yumuşayan yer yine buralar olsun yani. Hani şey, ama ben Güneydoğu'da bizim yani işte İsrail Orta Doğu geriliminde böyle söylendiği gibi barış, harika, Trump'ın öyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum. Maalesef vermiyorum. Tam tersine Trump'ın ana söylemi Netanyahu'ya, Netanyahu son seyahatlerinde Amerika'da tek itibar gördüğü, tek görüştüğü lider Trump'tı. Ve tek kabul eden Trump, Netanyahu'nun bu şeyini, iktidarda kalmasını, devam etmesini isteyen Amerika. Dolayısıyla orada tam tersine barış söylemleriyle, yalanlarla piyasaları sakinleştirmeye çalışıp işine devam edeceğini düşünüyorum. O açıdan orada ile ilgili iyimser bir tahminim yok. Keşke olsa. Çünkü hepimizin isteği bir an önce bu gerilim, bu savaş, bu katliamlar bitsin. Yani ben buna savaş bile demiyorum. Katliam. Maalesef bu dileriz ki bir an önce bitsin, ama o doğrultuda gelişmiyor olaylar. Onun için hani orada barış olur, burada barış olur, altın yatırımı yanlış olur, buradan uzaklaşmak lazım. Diğer ürünlerde, kripto paralarda, evet Trump yanına da Elon Musk aldığı için orada çok kuvvetli bir rally oldu. Ben de o rally'nin üstüne gittim. Yayınlarımda da anlattım. Dedim ki 70 bin dolardan Bitcoin aldım üstünde, bakın şimdi, ama sattım. Yani çünkü bence bu ilk heyecan bir sonlandı. Burada hatta Bitcoin'de kısa vadede short pozisyonum var aşağı doğru. Bunu da tweetle paylaştım. Yani ben biraz daha aşağı geleceğini, bir düzeltmenin başladığını düşünüyorum. Ama orta vadede ben Bitcoin'in de kripto paralarında
Trump'ın olduğu bir Beyaz Saray'da yukarı gideceğini düşünüyorum. Yani daha çok daha 130 bin dolarlar falan söz konusu, ama kısa vadede bir zirve yapmış olabiliriz. Çünkü hedeflere geldik. Buralardan ciddi bir düzeltme bile gelebilir Bitcoin ve kripto para endüstrisine genel anlamda. Ama daha sonrasında 2025'in özellikle işte Trump göreve geldikten sonra resmen yeni bir döngü başlayabilir. O zamana kadar biraz temkinliyiz, biraz geri çekilmelerde almak şeklinde bakmak lazım. Yani buradaki düzeltmenin biraz daha kalıcı olacağını düşünmek lazım. Daha sonra kuvvetli bir rally için, yani orta vadeli bir yükseliş trendinin içindeyiz, onu söyleyeyim. Ama formasyonlar, teknik olarak konuşuyorum, nihayetlendi. Yani hedeflere geldik, kısa vadeli hedeflere. Şimdi onların bir düzeltmesini yapalım, ondan sonra bir bakalım derim. Kripto para yatırımcısı biliyorum Türkiye'de de çok. Onun için hani böyle boğa başladı atlayalım. Yani buralarda da çok hızlı hareketler oldu. Yani coin bazında %200'ler, %300'ler çok hızlı paralar kazanıldı. Birazcık o parayı 3 yıldır canları yanıyordu. O paranın birazını şu anda hazır cebinize koyun. Geri fırsatlar gelecek yani. O fırsatları tekrar bekleyin. Yani böyle insanlar karamsar olduğu zaman. Çok özür dilerim. Altcoin'lerde mi sıra diye çok bekliyorlar altcoin'ciler. Evet, ya ben altcoin'lerin evet Bitcoin'e göre daha iyi performans vereceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin dominans dediğimiz Bitcoin'in pazardaki payını temsil eden grafik aslında bir doyuma ulaştı kısa vadede. %58'lerde şu anda ben bu yayını kaydederken biz. Bunun biraz daha aşağı gelmesini bekliyorum. Bu %69 yani %70'lere yaklaşmıştan %40'lara kadar düşmüştü. Dolayısıyla onun o band %70-40 bandını düşünürsek şu anda %58'lerde olması aslında yukarıya yakın ama zirvede de değil yani. Ama biraz daha onun daha %50'nin altına gelmesini bekliyorum ama sanki biraz daha böyle bir kere de hızlıca gelmeyebilir. Biraz daha o trendin biraz daha vakti olabilir. Hani Amerika şöyle, az önce yayının içerisinde anlattığım hani doları borçlandırmak istemiyor. Şimdi Amerika kendine sığınma yeri arıyor. Orası da altın değil. Yani Amerika'nın doların en büyük düşmanı altın. Şimdi diyor ki bu kripto paralar yeni bir şey olabilir. Yani insanların biraz parasını o taraftan çekmeye çalışıyor ama o para tamamen Amerika'ya gitmez. Yani Amerikan hisse senetleri de yıllardır pazarlıyorlar dünyaya. Bakın biz dünyaya şunu satıyoruz burada ama aslında Amerika dünyanın eskisi gibi hamisi olmamaya başladı. Bir tek hisse senedi piyasasını öyle bir şişirdi ki oraya parayı çekti. Oraya da dikkat etsin yatırımcı, orada da ciddi bir düzeltme olmak zorunda kalacak. Ve o açıdan hani birazcık illa Amerikan hisse senedine yatırayım veya kripto para yatırayımdan ve çok biraz daha temkinli olma zamanı. Burada İş Bankası Genel Müdürü'ne bu doğrultuda katılıyorum. Uluslararası piyasalarda biraz daha temkinli olup önümüzdeki birkaç ayda böyle oynaklığa prim vermesinler. Böyle panik anlarında alsınlar ne alacaklarsa. Panik anlarında alsınlar. Biraz daha iyimser anlarda da herkes uçacak kaçacak dediği sıralarda da yavaş yavaş pozisyonları kapatıp çıksınlar. Yani en eski yatırım tavsiyesi biraz. Her şey için mi diyorsun? Panikte al, iyimserlikte sat. Yani bu dolar kesinlikle da olsa o zaman hep iyi haberlere diyelim. Bugün iyi haberdi. Devrim Akyıl'la Meydan Yücel TV'de yeniden buluştuk. Ayağına yüreğine sağlık açıklamaların manşetlerde. Teşekkürler diyorum. İzleyicilerimize de abone olmayı sürdürün lütfen diye ekliyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum ve senin yayınlarını ben de takip ediyorum. Çok başarılı yayıncılığının devamını diliyorum. Çok teşekkürler. İyi haberlere hepimiz için.